Üçün önce hayat etmediği zaman, senin ülkeler kaçan karnınaşların ile eğer de solur katnaşması da fin olur ile katnaşacak ol. Yani Allah rızasını gönder. Çünkü Allah-u Teala kıyamet mahşer gününe sen doğru yolla gidip Allah-u Teala'nın buyruklarına boyun olup nehyeden dağından kaçıp gitsen ol karnınaşlarına erbet yolla giden olsa kıyamette kanından tutar. Ol ben katnaşmadım sen ile, ben sana salam vermedim değil mi ya ol? Neyim için sen aitmadın? Sen fiyna dünyasında dedin ha? O Resulallah peygamberim dedi, kendi yenciktirlerim ol, aydıktır ha? Sen ne anana aitmadın deyip yakanını tutarlar. Onun için ayol adam değil, ayol olum fi, ol falan değil mi? Onun sol seninle katlaşmayan minuslarını, pis taraflarını öğren. O sonunla eğit beyt, sen pis tarafını ol, katlaş. Ne anı maksat bilen? Soğat maksadı bilen. Biz soğat bir ağaçının önünde olunlardan olacak olsak, olur lendin olmalar, katnaşını da kesmen, olur öd yürüyen doğru yolunu öğretecek olmalı, ve öd kaçan haram dağlarından da ağrağın sağlap, kaçtıracak olmalı. Ha, Peygamber aleyhissalatu vesselam ne mi diyor? Leysel vâsılu bil mukâfi. Ol karnaşları da katı değiştirdiler, karnaşlık dereğini derek etmek değerler diye peygamberler. Yani o ben toyuma gelmedi benim onun toyuna varacak ya. Falan benim toyuma vardı onun toyuna varacak. O ben yasıma gelmedi benim onun yasına varacak ya. Varacak. O ben yasıma gelmedi benim onun varacak gel demeller. Karnaşlık da birbirini dereğine derek edilen bir zat değil diye. O gelmedi olmadı sen var. Çünkü sen pisterliği ödünü yaran tutunmalı. Pisterliği ödünü yaran tutunmadın mı? Ulum kuvallın mı? Şeytanı ağırlandın mı? Ağrı katnasını kestin mi, şeytanı beğendirirsin. Şeytanın avval baş bizden neyle maksadı mı? İnsanı insanla çatıştırmak, karşıdaş etmek, ganim düşman etmek, o beğenmek. Halbuki Allah-u Teala bize akıl verdi. Ve şu aklımızı imanla yollaş etmeli, o birbirimiz bile katlaşıkta olmalı. Yani bir zaman, barılınca sıfatımız neymekin? Allah-u Teala edin vaadamızda doğru olacak olmalı. İkilincisi neyme? Karnınaşlarımız bile sile-i rahmi kesmeliler. Karnınaşlarımız bile kovat nasıkta olacak olmalı. Hatta olur erveden mi olsa sen kovu olup kovu tarafını ter etmeli. Üçünün sıfatı Ebi Cemaat sol 13. suranın 21. ayetinde Allah-u Tebârik ve Teala diyor وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ yani Allah-u Teala'dan korkuyan adamlar deyiptir. Akıllı adam ne mi? Allah'dan korkuyanlar. Allah'dan korkmak bir çünkü geçip titrep, men Allah'dan korkuyan demeklik Allah'dan korkmak da öyle diyeceğim abi. Allah'ın tebarek ve teala'dan korkmakluk, Allah'ın et diyen önüne çıkanına, halala çıkanına, Rabbim şöyle işi et diydi bana. Kıyamet mahşerinde ben Allah'ın yanına varımda, berekallah alırım, Allah'ın radiliğine kavuşurum, rahmetine de uçar olurum deyip, Allah rızasını gözler, tüyü tüyü şu halalda da yakışmak, ve haramda da görüldü, men şu işi ettim kıyamette Allah beni, utonurur, utonun bilinelerden mi olur mu? Allah-u Teala'nın onunla cevap verip bilmir miyip, Allah'ın ne yardalığından korkup, şol haram işten kaçan ana, hakiki Allah'dan korkuyan adam, şol adam edeceğim abi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerine aydı ya, haşyetullahi ra'su kulli hikmetin. Her bir alımın başı, Hudaydan korkmukluktur diye. Her bir alımın başı, Allah'ın tanat, Allah'ın nerdalığından korkma diyeceğim abi. İsrafil aleyhisselam Allah-u Tebarek ve Teala doğduktan ön yaradıktır. Ama doğduk yaradılığından son İsrafil aleyhisselam yılgırmasını ve gülmesini belediktir. Çünkü Allah-u Teala'nın adaleti ve kahar kadar var. Men yalnızanlardan olup Allah'ın doğduğunu düşeymeyin deyip korkutu olupdur. Yani hakiki mümin-i musulman adam da ne mi? Ahiret günü yadına kalmalı ve Hüdayi Tebarek ve Teala'dan korkmalı. Ve hem ise aladat ne mi olmalı? Men Allah-u Teala'nın önüne doğru olan bennelerden bulur mu kan? Sorguları cevap verip biler mi kan? Men kıyamet mahşerini korkmadık, Allah'dan korkmadık adamların hatarından bulayım ayinliğin kalınlığı ve hüzün yaşamalı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine aydıya مَنْ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ ذُمُوعِهِ مِثْلِ جَبَلِ اُحُدٍ فِي مِيزَانِهِ وَلَهُ بِكُلِّ قَطْرَةِ عَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ عَلَى حَافَتَيْهَا مِنَ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ
وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Yani hadis-i şerifte şeyler diyor Peygamberimiz, haysi bir adam Allah'dan korkup gözünün bir damca yağış döktü, şol gözünün dökün bir damca yağışının barabarına Allah'ın sağlayan mizan teresini günahını tuğabı ölçürlün vaatını tuğab tarafına Uhud dağı yağlı tuğab koyuyor. Her damca yağışının barabarına cennetten bir çeşme çıkaracak. O çeşmelerin kırasında bağ bahçeler, binalar olacak. O hüzürleri henüz göz görmedik, kulak eşitmedik, hiç kimin yüreğinin düşmedik hüzürleridir deyipti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde neyine çıkıyor? Göz yaş edip Allah'ın Teala'dan korkusundan ağlayan adama Allah-u Teala'nın cenneti var demeklik. Ve Allah-u Teala'dan korkusunu ağlayan adam hiçse sana haramda da var mı ya? Çünkü Allah'tan korkunsun gözünün yaşıyla. O bir imanlı adamın hayatiyeti. Gözünün yaşı Allah korkusundan ağlayan adama dünya malını versen haramlık etmez. Ve halallah'tan da kaçmaz. Sonuç yeni cemaat Allah-u Teala'dan her gün korkacak olmalı. Korkmalı da. Onun rahmetinden ne umid olmalılar. Birlencisi Allah-u Teala eden vaadamıza doğru olacak olmalı. İkilencisi hem karınlaşlarımızdan katlaşmamızı kesmeliler. Üçüncüsüm evli cemaat Allah-u Teala'dan korkup yaşamalı. Onun gazabından korkmalı. Haramlıklarından kaçıp rahmetine umidi ver olup fuga bir şey yapışmalı. Dördün sıfatı evli cemaat şol bir suranın 13. suranın 21. ayetinin devamında aydı Allah-u Teala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخافون سوء الحساب أديدي آخرت خفاونن إبرت بولمغنن قرقرلر ديبتر أقل آدم دور شهاتيت نامكن قيامة محشر ونن من الله تعالى نؤمن الله نؤذن بربردن خفاوت geçmeli من شو الله نؤمن درب خفاوت geçmeli ونم نهيل ولرقا من أنو نؤمن خفاوت بر بلر مكان ديب korkuda olmalı. Ve şol hafab günün ala dediğim halala yakışıp haramdan kaçmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hafabı çekecekten Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor ve şeyle aydıya ketabeke kefe binefsike liyevme aleyke hasiben öz amal defterlerinde okan görüyün deyip Allah-u Teala kıyamette ayıcak. Sonra her kimin eline öz amal defteri vereceği diyeceğim ha. Şu amal defteri verilenine de neuzubillah Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aydı ya مَا يَلْفِضُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ diye. Adamın her bir eden işini, her bir getilen gefini belleyen rakib ve atik adlı iki tane periştesi vardır diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şol perişteler bizim hem de gurulen getilenmedi, yaşlını yaş tarafa, ervedini ervet tarafa. Hem de eden işlerimizi yaşlını yaş tarafa, elvedini elved tarafa yazıya edeceğim ha. Ve şol yazılan kitap defterçe kıyamet mahşer gününü ne mi? Bizim elimize verilecek. Ve adam ulu tesbilen men plan vaatı plan ile zina ediptirin, plan vaatı plan ile arada çıktırın, plan vaatı plan ile çilim çekiptirin veya şunu ben haram iş ediptirin deyip ne'udu billah her bir eden işini öz dili bile okuyacak edeceğim ha. Ne'udu billah şunu haram iş eden adamların hatırından olup, ağırda karagağın irinden doğulu olup, ervedi iş eden adamlardan. Bulmacak olsak, ne mi? Nama defterçesi, sağ tarafının, önünden verilen adamlardan ayrılacak olsak, onu biz Allah-u Teala'nın halal eden dadına yapışıp, haram eden dadından açmalıyız, hasavet gününü alada edip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mıdama dua eden ne şeyle dua edeyen kendi cemaat, اللهم أعط كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا أي اللهم من عمل دترمي سغمدن بروري من أنفاسك خفاوة شكوري اللهم لا تعط كتابي بشمالي ولا من ورائي ظهري ولا تحاسبني حسابا عسيرا أي اللهم من عمل دترمي شتمدن برمى أرحمدن برمى ve meni kıyınlık bilen hatalı çekme verdi Peygamber aleyhissalatu vesselam dua dile ederken çünkü evi cemaat ve yehafuna su'el hesab deyilen ayete boyun olup hemmemiz kıyamet mahşer gününü Allah-u Teala'nın önünü
hasabı kıyın olan adamlardan olman, hasabı yengil olan adamlardan olacak olaydın. Çünkü akıllı adamın edeceği iş şudur. Hamala kıyamet mahşerinde her bir adamın hasabı da çekilmeyecek yala karam işlerden doyman gelip görmeklük, akıllı adamın, imanlı adamın edeceği işi değerler edeceğim abi. Hürmet Müslüman da onlar Hazreti Ömer radıyallahu anh öz doğrunu halife olan adamların içinde adaletli halife olubdur. Şöyle bir adaletliyken hiçbir dağda rüsva etmeyen her bir dağda hatavetini kıyamet mahşerini alır dedi. Yer ve yer belirken, yer ve yer kabul ederken. Dünyadan kaydandan sonra bir sahabanın düğüşüne giriyor. Sonra o sahaba soruyor. Ya Ömer diye. Sen niye Allah'ın tebareke ve teala bilen hatavın ne ehil oldu diye. Onu soranını ben cennete düştüm, hataptım, kov geçtim diydirecek olup soruyan sahaba. Ama Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh şeyle cevap veriyor. Allah bilen hasavetim diye bana hayırma da olmadı diye, ziyanıma da olmadı diye. O ne ehil oluyor? Sen şeyle adaletli olan fahsa, adaletli olan halife. Sen kem sevapları eden halife deyip tanılıyorsun. O ne ehil veyli oldu, hayırına da olmadı, ziyanına da olmadı diyenle. Onunla alay diye. Allah'ın Teala men hasabet etti diye benim hasabetim o kolun vaktinde men şeyle bir zadı görmeyenler diye benim halif doğrumda bana değişti yerin bir yerine bir köprü var eken niye? Şu köprüde de bir deşik var eken niye? O bir gün niye bir sürman şu köprünün üstünden geçen ne? Şu deşizeye bir koyunun ayağı çömüp ayağı zanırlı dövülüptür diye. Şu hasabetini verdik men Allah'ın Teala soruk etti diye. Ben şu hasabetini verip bilmedim diye, ey doğanım diye. Yöne benim diye yalkınmağına bir yerim mağırken Allah-u Teala yalkasa zerredenim yalkayan iken niye? Hasabetimi sokak taraf hasabetimi o kolu verenle diye çıktı anırrakta bir yerde diye. Bir gün bari yakam diye bir çağızın seçeğini tutup kısmılcına öldürmek niyeti bilen öldürecek olup oyunu attır onu gördüm diye. O zaman 10 dirhem diye pul verip diye şocağısı seçeğini niye satın alıp uçurup koyu gördüm diye. Socağısı serçen halat edenim için şu koyunun ayağının doğunu menden geçti Allah Teala diye. Ama şu serçeni men halat etmedik olsam sahaba yo yine der doğduğu girmenim diye. Son için sonun yağlı mübarek Allah'tan korkuyan Umar'ül Faruk yağlı çahar yağırlan biri Allah'tan sonun yağlı hatabatta oluyan oldu. Ebi Müslüman da onlar onunla bizim halimiz nehili, bizim yağdayımız nehili. Allah'tan korkmalı ve şunu orada hareket etmeli. Alimler neyme diye? Hasibu kable en tuhasabu, mutu kable en temutu. Ölmekeniz ölüp görün diye. Hasaba çekilmekeniz öd ödünüzü hasaba çekip görün diye. Çünkü ölmekek ölüp görmeklük neyme? Ölmekeniz kabrın içine bir girdi var. Şu kabrın içine koyup İçki cahide kirpçileri örüp, suğuğu bile öl karnışlığımı suğak, taşlağa da hani gömüp kayıttılar da yetece ödün yatıyorsun üstünde bir dolanın bir hükümetir bir dar kayarlı gelinen münkerine kip neyine sonra o cevap verecek. Sonra Allah'ı övüp, Allah'ı tesbih edip, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salavat edip, onun sünnet tutan benneler, şeyle halde olacağı kendiler, sen kimin benneti? Kimin kulü? Allah'ın kulü. Ondan sonra sen kimin ümmeti? Geçene salih adamlardan edeceğim abi. O Allah kim? O nehil Allah. Hani o Allah'ın diyen Allah'ın tarifi de neyiz? Alim adamdan o Allah'ın tarifini soracak. Ve şu dünyada dünya kızman ilmukat vağım nefiyatlar dinleyen adamdan hiç iyili erbe sonra olacak ya olur. Allah şunun yaldı, Rahman, Rahim'di, ol bilen din değerli, ol gafur, Rahim'di, Kerim'di, Razzak'di. Allah'ın sıfatlarını övüp Allah tarif edecek imanlı adam. Şol oradan olacak olayını diyeceğim abi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimin ümmeti? Ümmeti Muhammed'i, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti değilenle, ol server kainat neyil adamdi, ol neyil peygamber değilenle, peygamberi övüp bilecek halde olmalı. Onun için cümle namazlara gelende vağın nefiyatlardan peydalanıp sonra aklında sakla, öğünü varıp ezine mi, kalkına mi, doğununa mi, ciğine mi, ayağına mi,
karnasına mı, komuz olumluğunu öğretip, sonra amel eden adamlardan olacak olmalı. Ama sonra inşallah, kabrımızda da doğru yenil olacakken, kıyamet mahşer gününü Allah-u Teala'nın onu dik duranında da, doğruğumuz yenil olacakken bizim ha. Sol oradan olacak oluyduğun, gafil olup hayvanının pes görülen bennelerden, aklını bar olup ulanmadık bennelerden, bulmayacak oluyduğun bizim ha. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر.